çıktım yukarı müdür beyin katına. Dedim ki müdür bey bir dakika sizinle dedim iki kelam edeceğim ben dedim. Nedir dedi. Dedim ki beyefendi siz dedim bu emeklilere hiç yaşamıyormuş gibi davranamazsınız dedim. Dedim sana iyi demişsin. Gerekirse dedim biz eski tüfekler bu memurların işçilerin yapmadığını yaparız tavrımızı koruz ona göre dedim. Oh ağzına sağlık. Peki o ne dedi? Tam o konuşuyordu sen beni dürttün ne dediğini anlayamadım uyandım o sırada. İlahi bey ben de sadece bir şey anlatıyor gibi ciddi ciddi seni dinliyorum. Ya ben emekli adamım müdüre hitaben konuşamam ki emeklileri kimse adam yerine koymuyor ki. Sadece emeklileri mi ayol? Kim kime adam yerine koyuyor ki? Yok. Herkes birbirinin gözüne oyuyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, vuruyorlar. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Bey vuruyorlar. Lan sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Allah Allah ayıralım şunları sevaptır kardeşim. Bey baba ne bakıyorsun? Ayıptır ayıralım şunları ya. Yapmayın oğlum ne diyorsun? Dur be amca karışma sen. Yapma ya. Hayda. Ne oldu bunlara ya? Birdenbire yok oldular. Allah kim bilir ne dertleri vardı. Mevhi be. Mevhi be cüzdanım yok. Cüzdanın mı yok? Cüzdanım. Nasıl yok ayol? Ne bileyim ayol. Nerede cüzdanım? Yok cebim neydi eyvah, oradaydı. Eyvah eyvah evet. Eyvah. Bütün bunlar numaraydı demek ki. Ver. Ne yapacağız şimdi? Polis. Şantamı ver. Ver. Memur bey. Memur bey kardeşim mahvoldu. Beraber mahvoldu. Ne oldu hanımefendi? Cüzdanımızı çaldılar. Nerede adamlar? Adamlar oturmuş bizi bekliyor. Kaçtılar tabii dururlar mı? Biz kavga ediyorlar zannettik. Girdik ayırdık meğer numara yapıyorlarmış. Kargaşa sırasında size sarılıp cüzdanı yürüttüler değil mi? Nereden biliyorsun? Ya bu dünyanın en eski numarasıdır beyefendi. Nasıl oldu da bu numarayı yediniz siz? Zerre kadar akıl yok mu sizde? İltifat etmekten başka bir şey yapmayacak mısın? Ne yapayım? Yani koca İstanbul'da bu adamları mı bulayım? Kaçan kaçmış, çalan çalmış. İyi o zaman yürü oğlum hadi yürü tamam. Neyse canım dünyanın sonu değil ya zaten içinde pek bir şey yoktu. Bir emekli için çok şey vardı. Şey kısmetten çıkınca uçkur 9 yerden koparmış. Çıkmayalım dedim sana evden. Cüzdanı çaldırdın bir de bana kafa tutuyorsun. Bey, bey ya. Bunlar da başkanım. Görmeyi ver, görmeyi ver. Öldürürüm ulan seni. Bey, bey, birini öldürüyorlar. Yahu bırak görmeyi ver. Adama nasıl vuruyorlar, görmüyor musun? Hem nasıl olsa cüzdan gitti, ne kaybedersin? İnsanlık öldü mü? Ölmedi anasını satayım. Oğlum. Yapmayın. Ya yakışıyor mu size bey kardeşim ya? Lütfen. Beyefendi. Bak gördün mü, bu da o eski numaradanmış. Allah'tan ilk kavgacılar cüzdanı çaldı da bunlara bir şey kalmadı. Çantam yok bey. Ne diyorsun ya? Çantam gitmiş. Çantam mı yok? Ulan ne Burak karısın, bir çantana sahip olamıyorsun be. Dinime küfreden Müslüman olsa bari, sanki sen cüzdanına sahip oldun da. Polis haklı hanım, biz biraz salağız. Dünyanın en eski numarasını iki kere yedik. Bir kere de değil, iki kere. Hadi millet donumuzu gömleğimizi almadan gidelim, yoksa Guinness Rekorlar kitabına gireceğiz. Oh. Of canım çıktı vallahi, kabahat bizde hanım. Evde güzel güzel oturup ajans dinlemek varken sokaklarda geziyoruz. Memleket bu hale gelmişken sokağa mı çıkılır ajans aç? Bu son vallahi. Bir daha ölüyorum desem ben çıkmam sokağa. Paltonu çıkarsaydım. Çıkarırım dur şimdi üstüme gelme. Daha sonra muhalefet partisi lideri bu kadın yalancıdır dedi. Başbakan ise bu adam korkaktır diye cevap verdi. Mecliste olduğunuzu unutmayın be! Ağzından çıkanı kulağını duysun! Liderlerin bu şekilde atışmalarını mütakiben oturuma katılan vekiller öküz, sensin öküz, sen de eşeksin, yuh sana, asıl sana yuh şeklinde bağırışarak birbirlerine girdiler. Ayıptır be, ayıptır be! Aman evde kıymetli ne varsa topla hanım. Ne oldu bey? Görmüyor musun birbirlerine girdiler. Belli ki bunlar da çarpacaklar bizi. Bunlar yıllardır böyle bey. Tamam işte tamam. Yıllardır böyle yapıyorlar. Biz de her geçen gün biraz daha kötüye gidiyoruz. Gene birbirlerine girdiklerine göre bizden bir şeyler gidecek demektir. Haklısın bey çok haklısın. Altınları bilecekler.